babacığım, işte o müthiş an geldi. Artık bu olaydan sonra sanırım Züver Bey oğlunu böyle değişik pozisyonlarda görmek istersin herhalde, değil mi Hulusi babacığım? Tabii, bana vaat ettiğin gibi makineden 500 TL'nin altında bir rakam çıkarsa o zaman istediğin pozisyonu deneyebiliriz. Olur mu Hulusi babacığım, olur mu? Siz zaten birebir olayın şahidi kendinizsiniz Hulusi babacığım, görmüyor musunuz? İnsanlar böyle abandı, abandı, abandı. Koskoca böyle bak işte kahve kutuları, insanlar çaylar içtiler. Kendilerini böyle bir şey yaptılar. Amanın, amanın, amanın benim dünyada aklım, amanın. Hadi açalım. Bakalım. Hadi bakalım. Ben de birden ulusum ama bismillah. Bu ne lan? Hasılat mı? Benimle gurur duymak için kendinizi tutmanıza gerek yok Hulusi babacığım. Öyle korkak alıştırmayın ya böyle. Kendinizi bol bol böyle bir şey yapın. Yani bana hayran olabilirsiniz Hulusi babacığım. Gerçi bu küçük bir adam. Küçük bir adam. Bak Ziren mi? Bu 2 TL. Bak evlat, ben hayatta 3 şeyden nefret ederim. 1, arabamı servise verdiğimde 2 günde teslim ederiz demelerine rağmen 1 haftayı geçmiş olmasına rağmen arabayı asla vermemeleri. 2, taksiye bindiğimde şoförle hiçbir akrabalık bağım olmamasına rağmen geriye dönüp de nereye gidiyorsun dayı diye seslenmesi. 3, bana kasadan 500 lira çıkacak diye vaat eden personelin anca ve anca 2 TL çıkarabilmesi. Peki geriye kalan 498 TL nerede? Nerede? Ben ne bileyim, sen seyredeceksin ona ne? Ses! Hulusi baba. Bana Hulusi baba falan deme! Al bu makineleri, götür, evinde kahve yap. Ne yapacaksan yap. Maaşından keseceğim bunlara verdiğim paraları. Ayrıca git bana çaycıyı geri çağır. Çaycıyı bulamıyorsan git kendin soyun çaycılığa sen başla. Bundan sonra bana bak ulan. Ben sana geri zekalı, bak geri zekalı derdim ama... Hulusi baba! Kirmemin oğlusun. Babana dua et, geri zekalı. Maaşı muşu da unut lan. Hulusi babacığım. Hala konuşuyor musun? Şuradan çık, 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 çık.